yeni videomuzdan merhaba. Merhabalar. Adadayız biliyorsunuz, Gökçeada'dayız. Birkaç gündür, birkaç gün değil hatta birkaç haftadır buradayız. Ama o birkaç haftanın bir iki haftasında müthiş bir fırtına vardı. O fırtına ziyadesiyle bizi vurdu. Evet. Bir tarafı karavanın tuz, bir tarafı toz. Gerçekten uğraşmaktan imanımız gevirdi. Nazan içini siliyor, ben dışını siliyorum. Hatta en son silkelemekten bıktım. Yani motorun kılıfı bu da. Şuradayken göstereyim istiyorum. Bakar mısın? Silmediğim bir yer kalmış motorda. Aynanın şeyi görüyor musunuz? Artık gına geldi. Gerçekten. Şimdi hep buradaki hayatı anlattık. Nasıl yaşanıyor, ne yapıyorlar falan diye, ama biraz da adadan kesitler gösterelim istedik size. Hı hı. Şansımıza da bu akşam Tepeköy'de bir eğlence varmış. Hı hı hı. Yakalayabilirsek buranın eski yerlerinden, Rum köylerinden bir tanesi Tepeköy. Oranın eğlencelerinden biraz kesit. Neydi eğlence sebebi? Meryem Ana Panayırı var. Yılda bir sefer düzenledikleri, 3 gün süren, kendi aralarında yaptıkları bir etkinlik bu. Sabaha kadar birlikte uzun masalara eşliğinde oturup sohbet edip yiyip içip eğlendikleri ve yılda bir kere toplandıkları için de keyifli vakit geçirdikleri bir organizasyonları. Buraya da şey de geliyormuş, Rum Patriği Bartolomeos, yanlış söylemediysem. Hı hı. Çünkü Zeytinköy doğumluymuş. Onunla birlikte başlayan bir etkinlik. Tabii biz bunu buraya gelince öğrendik. Yani daha öncesinde ya, bildiğimiz bir şey değildi. Eğlencenin ne olduğunu bilmiyoruz, hı-hı, hakikaten. Hı-hı. Çok araştırdık. Eğer girebilirsek, köylü haricindekileri açıksa, hı-hı, girip bir iki kare, bir iki kesit almak istiyoruz biz o eğlenceden. Siz de görmelisiniz. Ya dönmeden önce evet onu da görelim istedik. Hı-hı. Onun için şimdi, de bekledik burada. Aynen. Şimdi bir adanın artık tarihini herkes biliyor. Herkes anlattı, birileri anlattı, geldi, gösterdi falan, ama biz kendi gözümüzden... Onu diyecektim. Kendi gözümüzden anlatalım ama çok da böyle nokta atışı şeyler yapalım, boğmayalım. Evet, bizim gözümüzden, bizim beğendiğimiz yerleri gösterelim, hı, istiyoruz. Çok da böyle tarihsel detaya girmeden ama önemli bilgiler vererek. Kesinlikle. Gidelim şimdi bir simit ekmek yiyelim birazcık. Oo. Hadi gidelim. Adada tek benzin istasyonu var. O da Gökçeada'nın girişinde. Petrol ofisi, unutmayın sakın. Bir şey içmedi ya. Ha. 2.19 litreye 80 küsur lira. Hmm, bugün yetecek mi bize? Yeter. 2 litre ya. İyi, hadi bakalım gidelim. İkinci durağımız tabii ki de simit evi. Karavanımızda tabii bizim fırınımız olmadığı için hamur işlerine düşemiyoruz. Canımız çekiyor. Diyet yapanlar burayı izlemesin. Hadi gelin. Kokulara gelin, kokulara. Burada bir kuyruk oluyor sabahları. Yola kadar. İki tane tereyağlı simit. İki tane de büyük çay alacağım. İki tane de duble çay hocam. Şöyle 15-30, 50. İki de büyük çayla beraber 80 lira kasaya ödüyorsunuz hanımefendi. Teşekkür ederim. Tamam, 4 tane uzun ekmek. Bir de bunlar var. Başkanım, 4 tane uzun ekmek. 4 uzun ekmek vereyim abi. Evet, siz beyefendi beraber misiniz? 95. Adanın böyle kendi halinde bir sanayisi de var. Hatta fotoğrafını koyarım. Bize ziyarete gelen arkadaşlarımızla ilk uğradığımız yer burasıydı. Aklınızda bulunsun. Bize ziyarete geldiğiniz zaman bizimle uğrayacağınız ilk yerlerden birisi sanayi olabilir. İlk köyümüze geldik. Evet. Zeytinliköy. Yukarıdaki o taş evleri görüp madamın kahvesi falan var sanırım orada. Onları bir görelim istiyoruz. Burada bir yer vardı. Hatta bu Ata Demirel'in filminde, Hedefim Sensin filminde, hı, oynanan Demet Akbağ'ın lokantasını. Evet, lokanta vardı. Hatırlayanlar bilirler. Onun olduğu köye gidiyoruz şimdi. Teş orada yukarıda. Teş orada yukarıda. Hadi gidelim. Hadi o gidelim. Zeytinliköy. Unutmayın.
adadaki Rum köyleri genellikle hep tepelerde, yamaçlarda olmuş. Çünkü verimli arazileri, yani aşağıdaki düzlükleri kullanabilmek için, tarım yapabilmek için, sera işte ya da hayvancılık yapabilmek için kullanmışlar. O yüzden hep tepelerde Rum köyleri, böyle 5 tane koruma altında alınmış köy var. Ama burada da insanlar yaşıyor. Geldik Zeytinli Köy'ün muhtarlığına. Çıkarken turşu oldum Arnavut kaldırımlarında. Evet. Evet, dediğimiz restorana da geldik. Her köyde bir muhtarlık var. Evet. Her köyünde güzel birer ikişer mekanı var. Suyla oynayasın var. Evet. Burası eski çamaşırlık diye geçiyor. Aynı zamanda fırın, çamaşırlık. Fırın, çamaşırlık. 1614 yılında yapılmış. Yanlış mı okuyorum? 1814. 1814 mi? Aha. Tamam. 1814 yılında yapılmış. Köyün hem fırını, hem suyu, hem buralarda çamaşırlar. Aynen öyle. Şu tahtaların üzerinde yıkayıp, çitileyip evet. Suyu salıyorlar. Ama bu kaynak su. Buradan bu evet. Su, burası Tepeköy'den gelen su. Tepeköy'den gelen bir kaynak su aslında. Oraya da gideceğiz biraz sonra. Çınar evet. Altını göstereceğiz. Evet. Adada Rum okulları, ilkokulları, ortaokulları, liseleri var. Burada yaşıyorlar dediğimiz gibi. Bir de şöyle bir şey daha öğrendik. Dersimize çok iyi çalıştık bu arada. Dünyada Stasulo, yani sessiz şehir unvanını alan tek ada burası. Böbrek taşları dökülür. Hadi hadi, hızlandırılmış ada turu yapıyoruz bugün. Işınla bizi Scotty. Diğer durağımızdayız. Burası da Zeytinli Köy Barajı. Evet, baraj göleti. Burada enteresan bir şey var. Adanın 5 tane içme suyu havzası var, gölü var. Yani bu dünyadaki yine 4. büyük ada, içme suyuna sahip 4. büyük adaymış. Çok enteresan bilgiler bence bunlar. Evet, adanın içerisinde bir sürü hayrat var. O hayratların hepsi buralardan ve dağ köylerinden gelen sularla evet. besleniyor. İnanılmaz tatlı suyu var. Ve her lezzetli. Hayrattan su içebiliyorsunuz. Aynen öyle. Hepsini ölçtük. Sıkıntı yok. Fıtı 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 fıtı. Biliyorsunuz bizim ölçme aleti var. Onları hepsiyle ölçtük. Hepsinden içilebiliyor. Adada içme suyuna para vermedik yani. İdareli kullanmamız gerekiyor. Özellikle kuraklıkla ilgili bir sorun varken araç yıkamalar yasak adada şu an. Görünce ceza kesiyorlarmış. Tamam, ceza yemeden gidelim Nazan. Biz araba falan yıkamıyoruz. Yok öyle bir şey. Bir yudum suyumuzu içtik yeter. Su mu içeceksin? Gel. Ah kıyamam. Ne diyelim? Beni seviyorlar. Galiba. Ne şifası vereceksin bana gene, kim bilir?
eski kulağı kesiklerden bak bu da. Değil mi? Gıdık gıdık. Hadi gidiyoruz. Pirelenmeden gidelim. Tamam. Şimdi sırada Tepeköy. Tepeköy'e geldik. Bakalım meydanda neler yapıyorlar. Hazırlıklar başlamış mı? Görelim. Asıl eğlence akşam oluyormuş. Akşam olacakmış. Ama öğlenden de neler yapılıyor? Jandarma falan da önlem almış. Ne var ne yok. Kalabalık merak ettik. Aynen. Bütün otoparklar dolu şu anda zaten. Bir gidelim görelim. Bakalım neler oluyor. Evet, jandarma da orada. Evet, etkinliğin en önemli kısmına denk geldik. Hep birlikte şahit olduk. Ama bizim için de sürpriz bizim oldu. Bizim için de sürpriz oldu. Yani denk geleceğimizi gerçekten düşünmüyorduk. Akşam da aynı köyde, uzun masalarda, köyün içinde, sokaklarda etkinlik yani. Çalgı, çengi, eğlenecekler. Böyle bir etkinlikmiş. Bakalım artık akşam girebilir miyiz, gelebilir miyiz bilmiyoruz. Ama biz kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Ne diyoruz o zaman? Ne diyoruz? Işınla bizi sık hadi. Şimdi tarihi Çınaraltı suyunun olduğu yere geldik. Ama burada çok efsane bir manzara var. Oranın yanındayız şimdi. Hava biraz değişik, o yüzden güzel. Fırtınalı manzara olduğu için. Fırtına. Biraz o yüzden manzara istediğiniz kalitede olmayabilir. Ya şöyle, şu görmüş olduğunuz yerde karşıda ufukta aslında Semaderek Adası var. Tam şurada. Yunanistan'a 14 mil açıklıkta bize. Semaderek Adası var ve biz oradaki bayrağı görebiliyoruz aslında normalde. Belki ama şu an çıkmayabilir. Evet, hava muhalefeti sebebiyle göremiyoruz. Bu gördüğünüz ağaç 450 küsur yaşında. Evet. Ulu çınar ağacı. Adaya damgasını vurmuş bir ağaç. Buranın altından çok güzel kaynak suyu çıkıyor. Bunun gibi daha niceleri varmış ama kalan ender ağaçlardan bir tanesi koruma altında. Zaten dalları görüyorsunuz. Her birisi normal ulu ağaçlardan birisi gibi. Çok güzel değil mi? Kesinlikle öyle. Hadi bakalım diğer kısma gidelim. Yine ışınlanıyor muyuz? Tabii. Hop, indik gene. Skati bizi getirdi. Kitesurf'ün yapıldığı Aydıncık kumsalındayız. Burası tam olarak Aydıncık mı, Kefalos Burnu'na yakın mı tam bilmiyorum Eşelek. Ama. Eşelek köyünde, Kefalos Burnu'na yakın bir yer burası. Bütün kitesurf'ler gördüğünüz gibi Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan ne kadar kitesurfçü ve karavancı varsa buraya geliyorlar. Çok acayip keyifli bir yer ama çok pahalı. Yani bir gün eğitim alırsan kitesurf için 15 bin lira civarlarında olduğu söyleniyor bir rivayete göre. Zahmetli bir şey, pahalı bir şey, pahalı bir keyif ya. Herkesin keyfi farklı ama biraz gösterelim size. Tuz Gölü olarak geçen yerdeyiz işte. Burası aslında bir lagün. Gökçeada Lagünü diye geçiyor. Ama yaz aylarında aşırı kuruduğu için zaten tuzu ortaya çıkıyor. Adı Tuz Gölü. Ve burada herkes burayı Tuz Gölü olarak söylüyor. Zamanında kuşların uğrak alanıymış, göç yoluymuş. Ama şu an gördüğünüz gibi artık kuş da yok. Tamam mıyız? Sanırım tamamız. Güneş tepeme vurmaya başladı artık. Evet, hava değişti. Obaya dönelim. Çekebileceklerimizi çektik. Adanın tamamını çekelim de istemiyoruz. Bir daha gelmeye fırsat bırakalım. Kendimize de size de açıkçası. Evet. Şimdi merkeze dönelim. Alacaklarımızı alalım. Obamıza, rüzgarın yanına gidelim.
biraz serinleyelim. Ondan sonra da toplanalım. Evet. Ve evimize doğru yola çıkalım. Daha gidecek çok yolumuz var. Biz kaç gün kaldık burada? Vallahi saymadım ama 25 oldu. Alışkanlık edinecek kadar. Yani 21'i geçtik. 21 günü geçtik. Adalı olduk sayılır değil mi? Ya umarım olmuşuzdur. Galiba olduk da. Adalı olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Daha bir sürü yeri var aslında. Gezdik ama hepsini göstermiyoruz. Daha fazlası için de bir daha geldiğimizde daha keyifli rotalarımız olsun diye bırakıyoruz. Ada güzel. Güzel. Adada yaşamak da güzel. Işınlı hadi Scotty. Bindik gemiye. Gidiyoruz. Artık adadan ayrılıyoruz. Vallahi inebilsem keşke ineceğim. Pişmanım şu anda ama yapacak bir şey yok. Çok kararsız kaldık. Hani bu kadar yani gitsek mi kalsak mı falan ama yolcu yolunda gerek. Yeni rotalara çıkmamız lazım. Tadını da bırakmak lazım. Tadını da bırakmak lazım. Tazelenmemiz lazım. Evimize de gidip ama, bir toparlanmamız lazım. Ama sözleştik adayla. Evet. Bir daha gelip görmediğimiz yerleri görmek üzere sözleştik. Aslında biz gördük. Size göstermedik. Görmedik. Çok gizli yerler de var. Birçok şeyi gördük. Ama bunların hepsini göstermek istemedik, sıkmak istemedik. En böyle kilit yerleri göstermek istedik. Bir dahaki geldiğimizde başka yerleri gösteririz. Belli mi olur? Belki biz adaya gidiyoruz. Gelen var mı deriz? Adalılar adaya yerleşmemizi istediler. O derece yani. Ama bizim daha çok yolumuz var. Gideceğimiz, göreceğimiz çok yer var. Sizlerle belki de yollarda tanışacağız. Bu arada bu videoyu izleyenler lütfen görüntülerinizi bize sosyal medyada, Instagram'da bizi etiketleyerek koyarsanız biz de sizlerin videolarını, fotoğraflarını yayınlamak istiyoruz. Hüzünlü bir şekilde adadan ayrılırken sizlere veda edelim. Sizler de bizim bu hüzünlü halimizi seyretmiş olun. Kapatınca ağlayacağız da bir posta, bir minik.